Selamlar arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yeni bir oyuna başlıyoruz. Oyunumuz Tracker of Europe 3 arkadaşlar. Oyun gayet güzel. Şöyle küçük bir test sürüşü yaptım. Kayıttan önce girdim oyuna. O test sürüşünde de kontrolleri falan hallettim. Onun haricindeki detayları bilmiyorum. Hep birlikte oynayarak göreceğiz. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Oyunun grafikleri gerçekten çok güzel. Grafiklerine bayıldım. Truck Simulator Ultimate'le alakası yok. Sürüş açısından hissiyatı falan da farklı. Yani gerçekten güzel bir sürüş hissiyatı veriyor oyuncuya. Benim hoşuma gitti. Bu oyunun bağımlısı olabiliriz. Birazcık farklı bir oyun. Hep birlikte öğreneceğiz. Şimdi o test sürüşünde ben bir şehir değiştirdim. Şu an önümüzde gördüğünüz gibi bir Dorse işareti duruyor. Buradan iş alacağız zannedersem. Şu an başlangıçtaki bir standart kamyon var elimizde. Şöyle içine de geçelim. Yaptığım yoldan dolayı birazcık kirli. Şöyle içini göstereyim. Gayet güzel. Ve detaylı bir şekilde bakabiliyoruz aracın içerisine. Gerçekten 10 numara duruyor. Hatta şuradaki yırtık koltuk detayı bile gözümden kaçmadı. Gayet güzel. Anlayamadığım şöyle bazı noktalar var. Mesela şurada harita gözüküyor. Ama haritayı büyütemiyorum. Öyle bir seçeneğimiz var mı yok mu bilmiyorum ama şu anda onu keşfedemedim. Şimdi şuraya bir gelelim. Şuradan zannedersem iş alacağız. Aynen. Diğerinde ben daha farklı almıştım. Şuradan seçip almıştım ilk girdiğimde. Bu sefer buradan alıyoruz. Dediğim gibi yavaş yavaş öğreneceğiz. Mevcut işleri göster diyor. Zaten yine aynı yeri getiriyor arkadaşlar. Şu an yük ne diyor? Sebze diyor. Nancy'den Zürih'e götürecekmişiz. İsviçre'ye gideceğiz. Mesafe 363 kilometre. Sebze ağırlıkta 18 ton. Bu arada şeyleri de gösteriyor. Böyle ne kadar ağırlık taşıyoruz. Türü zaten diğer oyunda da gözüküyordu da. Truck Simulator Ultimate'de ağırlık falan filan gözükmüyordu. Gayet güzel. Sebze taşıyacağız. 18 ton yükümüz var. Öyle çok fazla bir ağırlık yok. Burada da başka yükler var. Mesela kazan var. 34 tonmuş. 2600 euro bunun getirisi. Bizim yükümüz sebze 2800 euro. Biz daha karlı bir iş alacağız. Gayet güzel. Onun haricinde ne varmış? Dondurma varmış. Bu oyundaki işler arayüzü de gayet güzel. Onun haricinde farklı işler var mı? Var tabii ki. İkinci sayfa var. Burada bir sebze daha var. Farklı bu. Ekskavatör var. İş makinesi var arkadaşlar. 27 ton diyor. Bu da 2600'müş. Her neyse biz şu an şuradaki mevcut işi bir alalım. 18 ton sebze. Bunu bir taşıyalım. Önümüzdeki videolarda zaten hem farklı tırlar hem farklı yükler farklı yollarda göreceğiz. Ben şimdi yolları da sizlere göstereceğim. Yollar gerçekten güzel. Gerçek bir yolda gidiyormuşsunuz gibi bir hissiyatı var. Hani bu sadece yol değil. Kenardaki arazi detayı falan da gayet güzel oyunda. Bilen bilir zaten. Bilmeyenler için anlatıyorum. Bu işi almak istiyor musun? Evet kardeşim almak istiyoruz. Evet sebze işini aldık. Şu an 18 ton yükümüzü alıp gideceğiz. Hemen şimdi oyun ekranına geçelim. Şimdi bizim işimiz nerede? Bu arada kontroller dediğim gibi birazcık şey. Daha zor yani. Böyle çok basit kontrolleri yok. Dorsemiz bizim bu mu? Normalde işaret olması gerekmiyor muydu üstünde? Ha varmış zaten tamam. Şöyle bir ileri yapalım. Şimdi direksiyonu kırdığım zaman tekrardan toplama işini benim yapmam gerekiyor. Gördünüz mü? Benim büktüğüm gibi duruyor arkadaşlar. Kontroller bu yüzden birazcık sıkıntı. Mesela benim tekrardan toplamam lazım. Buna alışmak birazcık zaman alacak. Çünkü diğer oynadığımız oyunlarda böyle bir şey yok. Ben sola kırdım diyelim şöyle. Sağa pardon. Bıraktığım zaman tekrardan kendisi topluyordu tekeri. Ama şu an toplamıyor. Onu benim toplamam gerekiyor. Bu da gerçekten birazcık alışmak gerekiyor. Şimdi geri geleceğiz. Dorsemizi takacağız. Sebzeleri yükleyeceğiz. Varış noktamıza doğru gideceğiz. Yolları inceleyeceğiz. Yorumlayacağız. Oyunun grafikleri gerçekten şuna bir bakar mısınız? Sanki bir mobil oyun değil de bilgisayar oyunu oynuyormuş gibi bir havası var. Gerçekten ben bayıldım bu oyuna. Birazcık reklam çıkıyor ama yol esnasında ona da yapacak bir şey yok. Şöyle tek seferde alabilecek miyim?
Çok güzel. Tek seferde yükümüzü taktık. Bu arada Dorse de çok güzel durmuyor mu? Vallahi süper ya. Arkadaşlar bu oyun gerçekten güzel. Ben bayıldım. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yazın. Ona göre seriye devam edeceğiz. Ben buna devam etmek istiyorum. Bu oyunu çok sevdim. Şimdi hemen ileri vitesimize aldık ve yola koyuluyoruz. Şimdi navigasyonumuz bize yolu çiziyor. Tamam, o güzel. Ama orayı büyütemiyoruz işte. Öyle bir sıkıntımız var. Bariyerler güzel güzel kalktı. Şehir detayını da şöyle göstereyim size. Şehir de çok güzel. Yani sırf araçlar falan değil, şehirlere de uğraşılmış oyunda. Şu görüntüye bakar mısınız ya? Gerçekten müthiş değil mi? Şurada buralar komple zaten iş yerleri. Gördüğünüz gibi konteynerlar falan komple burada. Şehir içi detaylar, otobüsler. İnsan yok sadece. Yani onun da çok bir önemi yok. Bu arada şöyle de bir durumumuz var. Şu şoförümüzün yorgunluk durumu birazcık düşmüş durumda. Dediğim gibi bir test sürüşü yaptım. Şu da aracın mazot durumu. Yorgunluk seviyemiz biraz düşük. Onu da size göstereceğim. Yol üstünde kenara çekip şoförü uyutabiliyoruz. Yani yol üstü illa bir dinlenme tesisine falan girmemize gerek yok. Yol kenarına çekip biliyorsunuz bu tırlarda zaten yatak var. Şu arka tarafta. Şurada. Oraya yatıyor şoförümüz. Bir güzel uyuyor, dinleniyor. Sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gayet güzel bir özelliği de var böyle oyunun. Şu şehir içinden bir çıkalım. Burada bir kırmızı ışık var. Burada ne kadar ceza yeriz ki? Beklesek mi bunu? Ha, tamam, zaten yeşile geçti. Bu arada tırın sesini duydunuz mu fren yapınca? Bir dakika. Şuradan dönelim. Bir fren daha yapacağım. Onu tekrardan dinleteceğim. Biraz dikkatli dikkatli gitmek lazım buralarda. Sıkıntı. Yükümüz bayağı ağır. Bir fren yapayım. Sese bakın arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Mesela Truck Simulator Ultimate'de bu yok. Bu sesler bu oyunda daha bir gerçekçi. Dediğim gibi bilgisayar oyunu gibi. Şöyle içeriye geçelim. Camlarımız biraz kirli. Şöyle bir silelim camlarımızı. Onun haricinde ne yapabiliriz? Farları bir açalım. Şöyle gösterge ışıklarımız da yansın. Kamyonumuz gayet güzel görünüyor. Evet, içerideyiz. Camları da sildik artık, yeterli. Yola koyulduk. Şimdi yolları inceleye inceleye gideceğiz. Şurada bir petrol var. Mazotumuz zaten şu an iyi durumda. Yol kenarında bir şey yapabiliriz. Şoförümüzü dinlendirebiliriz. Yollar gayet güzel. Dediğim gibi şöyle etraftaki ayrıntılara bakın. Gördünüz mü? Şurada rüzgar panelleri var. Elektrik üretiliyor falan filan. Gayet güzel. Arazi gerçekten güzel arkadaşlar. Ta uzakları görebiliyoruz. Mesela şu karşıda bir dağ var. Onu görebiliyoruz. Bayağı geniş yani. Şöyle kamerayı bir çevireyim. Kaza yapmayalım aman. Sağ tarafı falan görüyorsunuz. Bayağı geniş bir alanı kapsıyor arazi. Sadece yola odaklanmamış oyun yapımcısı. Çevreyi de gayet güzel düzenlemiş. Yol müthiş görünüyor. Ben ilk test sürüşü yaptığımda yağmur başlamıştı. Gerçekten yağmur efekti de müthişti. Yollar çok güzel ıslandı. Su birikintileri oluştu falan. İnşallah yine bir yağmur çıkar. Sizler de görürsünüz. Üzülmüştüm hatta. Deneme sürüşünde bu detaylar çıktı karşıma. İnşallah kayıt esnasında da çıkar diye. İnşallah gelir. Hadi bakalım. Şu an ne kadar yolumuz kaldı? Onu nereden görüyoruz? Onu henüz çözemedim. Mesela şuradan navigasyonumuz var aracın içinde. Burada sağdan ayrılıyormuş yol. Bu arada birazcık dikkatsiz gittik. Tamam, sağdan girelim. Kamyon bayağı iyi gidiyor bu arada. Bayağı iyi. Hızlanmasını falan ben beğendim. Ama şunu büyütemiyoruz. Ne kadar yolumuz var şu an bilmiyorum arkadaşlar. Onu keşfedeceğiz. Ya dediğim gibi zamanla oyunun her ayrıntısını öğreneceğiz. Yollar çok güzel ya. Gerçekten yollar benim hoşuma gitti. Tır harika. Şöyle dışarıya alalım. Tırın sesini daha iyi duyalım. Şu an duyuyorsunuz. Hatta Dorse'den de sesler geliyor. Gıcır gıcır ediyor yani Dorse. O sesi şu an dinleyebiliyoruz. Gayet güzel. Yollar güzel. Arkadaşlar dediğim gibi çevre detayları harika. Oyuna ben bayıldım ya. Gerçekten bayıldım. Böyle biraz seferleri yapacağız. İşleri alacağız. Para biriktire biriktire bu işi bitireceğiz. Ne oldu? Dediğim gibi reklam problemi var demiştim.
Reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ben bu reklam aralarını muhtemel keserim zaten edit esnasında. O işi hallederiz. Videomuzu bölmesin yani bu tür detaylar. Solda yine bir petrol var. Bu arada Dorset çok güzel sallanıyor. Vallahi oyun güzel ya. Şimdi bu ne kadar yolumuz kaldı? Onu nereden öğreneceğiz biz ya? Bu buralardan bir yerlerden. Tamam, bu zaten kamera açısını değiştiriyor. İçeriye geçtik. Tamam, bu göstergeleri falan açıyor. Buradaki görünümü değiştiriyor. Şu el freni şeylerde tuş ayarında zaten sağ sol sinyal, sağ sinyal. Bunları hallettik. Kornayı da halletmiştim. Şöyle bir de kornasına bakalım hatta. Korna da bu şekilde. İçeriden böyle, dışarıya alalım. Dışarıda biraz zayıf duyuluyor ya. Dışarıdan pek iyi gelmedi. Şöyle bir dakika oyunu bir durdurayım. Nereden görebiliyoruz ona bir bakalım. Ha tamam, buradan görüyormuşuz arkadaşlar. Şu an kalkış noktamız burası Nancy, varış noktamız da Zürih. 363 kilometrenin 57 kilometresini gelmişiz. Yani şu an sadece 57 kilometre yolu yapmışız. Oyunu buradan duraksatıp bakabiliyoruz ESC ile. Gayet güzel, tamam, bunu da öğrenmiş olduk. Artık yolumuza devam edebiliriz. Yollar böyle aşırı derecede kalabalık, bir yapay zeka yoğunluğu yok. Şu an arkamda sol aynadan görüyorum. Bir araba var. Onun haricinde çok bir kalabalık yok. Öyle aşırı derecede dar yollar yok. O da güzel. Bölünmüş yoldan gidiyoruz mesela. Karşıdan gelen yok. Gayet güzel. Soldan güneş çok güzel geldi bu arada. Vallahi oyun güzel ya, güzel. Şurada ne gibi özellikler var? Şuraya bir bakalım. Treyleri ayır diyor. Güç modu. Tamam. İşaret ışıkları diyor. Zannedersem bizim kamyonda şey, o sirenler falan yok. O yüzden. Bu dörtlüleri yakıyor. Tamam. Motoru çalıştırma ve durdurma var. Burası kafasına göre kapanmasa iyiydi. Dörtlüleri tekrar kapatalım. Bir şey yok mu ya? Bir fotoğraf modu yok mu? Kabin ışığı diyor. Tamam, bu kabinimizin ışığını yakıyor. Yanık kalsın. O problem değil. Güzel olur. Işığımız açık olsun. Ben bir fotoğraf modu aradım açıkçası ama kamera açısında da yok. Kamera açısı da şu zaten. Şöyle dışarıya alıyor. Bir de tekrardan geri içeriye alıyor. Onun haricinde farklı bir kamera açısı yok. Yani eleştireceğim noktalardan biri bu olabilir mesela. Farklı kamera açıları düşünülebilirdi. Sadece dışarıdan ve içeriden. Ha şöyle bir durum var. Dışarıya aldığımız zaman şöyle mouse sol tıkla istediğimiz gibi çevirebiliyoruz. Yani 360 derece kamera açısındaki gibi istediğimiz pozisyona getirebiliyoruz. Ama bir fotoğraf modu olsaydı açıkçası şurada gayet güzel olurdu. Şöyle birazcık sisli bir ortama girdik. Şuralarda bir ekran görüntüsü almak isterdim yeni oyunumuzda. Şöyle bir ekran görüntüsü güzel olabilirdi mesela. Arkamızdan iki araç geliyor, yeşil yeşil. Güzel olabilirdi. Bir fotoğraf modu düşünülebilir. Gayet de güzel olur. İnsanlar çünkü böyle farklı güzel görüntünün, grafiğin olduğu bir ortamdan geçerken ekran görüntüsü almak isteyebilirler. Şahsen ben seviyorum. Şimdi şoförümüzün yorgunluk durumu bayağı bir indi yani. Yorgunluk barı yarıya kadar geldi. Yol üstünde şöyle kenarda çekebileceğimiz emniyet şeritlerinin olduğu yerde boşluklar var. Oralara çekip şoförü dinlendirebiliyoruz. Öyle bir yere geldiğimiz zaman şoförü bir dinlendirelim bakalım. Ne kadar sürüyor? Hemen çarçabuk geçiyor mu yoksa bekliyor muyuz? Onu hep birlikte göreceğiz. Herhangi bir animasyonu var mı? Onu da merak ettim. Onu da test etmiş oluruz. Bu perdeleri falan indirme özellikleri var mı yok mu bilmiyorum. O yüzden şimdi peşin peşin eleştirmeyeceğim ama şurada öyle bir seçenek görmedim. Zannedersem yok arkadaşlar. Olsaydı gerçekten güzel olurdu. Tam güneş geldiği zaman şöyle perdemizi indirirdik. Hala dinlenebilecek bir yer arıyorum. Bu arada kamyonun hızını da görüyorsunuz. Şu an 81-82 km hızla gidiyoruz. Gayet güzel. Zaten başlangıçtaki standart kamyonlardan biri. İleride daha ilerini satın alacağız. İlla ki alacağız yani, böyle yük taşıya taşıya işleri ala ala paramızı çoğaltacağız. Ama şu anki bile yeterli. Gayet güzel gidiyor. Bu arada grafik ayarları en yüksekte. En yüksek grafik ayarlarında oynuyoruz. Vallahi bilgisayar oyunu gibi. Gerçekten güzel yani. Ben grafiklerine bayıldım. Yollar falan çok güzel. Heh tamam.
İşte dediğim yere geldik arkadaşlar. Şuraya çekip şoförümüzü dinlendirebiliyoruz mesela. Gördüğünüz gibi yatak simgesi var. Buraya çektiğimiz zaman motoru istop ediyoruz. Kontrolde biraz sıkıntı yaşadım orada. Uyumak için motoru durdur diyor. Motoru şuradan durduruyorduk. Tamam. Saati seçiyoruz. 1 saat diyor. 1 saat uyusak yeter herhalde. Tamam, 1 saat uyuyalım. Şu an uyuyor dedi. Zaman değişti. Evet. Zaman değişti. Hava karardı arkadaşlar. Zannedersem bitti. Doğru mu? Şu an motoru tekrardan çalıştıralım. Heh, tamam. 1 saatte tahmin ettiğimden birazcık az arttı arkadaşlar. Yarıdaydı. Birazcık üzerine çıktı yorgunluk durumu. Birazcık daha uyutmamız gerekiyormuş açıkçası. Neyse şimdilik böyle olsun da sonra hallederiz. Şöyle farlarımızı açalım. Çünkü akşam oldu. Zaten her türlü hallediyorduk. Düşük yakıt diyor. Düşük yakıt niye dedi? Yakıt şurası değil miydi? Yakıtı nerede görüyoruz? Şurayı ben yakıt zannettim de orası hiç düşmemiş harbiden. Neyse. Bir sonraki petrole mutlaka gireceğiz. Şuradan ortam ışığını da zaten açmışız, tamam. Orası değişmemiş. Ortam ışığımız da yanıyor. Tekrar içeriye geçtik. Tamam ya, yakıtımız şurada. Arkadaşlar yakıt dibe düşmüş. Bayağı bir azalmış yani mazot. Bir sonraki petrole mutlaka girmemiz gerekiyor da petrol nerede? Sağda. Sağda bir yer var da. Yok, burası değil. Burası standart ev falan ya. Biz bulduğumuz ilk petrole girmemiz gerekiyor. Yol üstünde kalınca Truck Simulator'daki gibi mi oluyor? Gerçekten merak ettim şu an. Şu farları uzun alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz. Ne kadar fark ettiriyor? Selektör yapma var mı? Basılı tutunca. Dur bakalım. Yok. Uzunda da bayağı fark ediyormuş. Neyse kısalar bize yeterli ya. Kısalar iyidir. Kısalarla gidelim. Mazotumuz bayağı sıkıntı. Şoförümüzü birazcık dinlendirdik. Ondan yana sıkıntı yok. Gece yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi ilk bulduğumuz petrole balıklama dalmamız lazım. Yoksa yol ortasında kalacağız. Ne kadar yolumuz var? Hemen şuradan bir kontrol edelim. Daha bayağı bir yolumuz var arkadaşlar. Şunu da söyleyebilirim. Yollar birazcık uzun sürüyor. Bayağı bir gelmemize rağmen hala 139 kilometre gitmişiz. Yolun yarısında diyebilirim yani. Daha var. Daha var. Gideceğiz. Hadi bakalım. Petrolü bulmamız lazım. Sanırım bir petrol bulduk arkadaşlar. Bayağı bir geldik. Hatta şöyle ne kadar yol kaldığını ben size göstereyim. 229 kilometre gelmişiz. Bayağı bir geldik ama yol ortasında kalacaktık. Yakıtımız az biliyorsunuz. Petrolü ileride görüyoruz. Hemen gireceğiz. Mazotumuzu fullleyeceğiz. Sonra varış noktamıza doğru ilerleyeceğiz. Bakalım nasılmış dolum kısmı. Onu da hep birlikte göreceğiz. Hemen şöyle sinyalimizi verelim. Petrole doğru girişimizi yapalım. Giriş güzel. Gerçekten bu kamyon hakimiyeti falan çok iyi ya. Gerçekten hoşuma gitti. Şöyle ortadakine girebiliriz ya. Şu ne diyor? Şuradaki. Ha, orada uyku işareti var. Tamam. Oraya girmeyeceğiz. Karşıdakiymiş o. Pardon. Üst üste girdi bütün işaretler. Kafam karıştı. Oo. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapay zeka da şeye geldi. Yakıt almaya geldi. Gördünüz mü? Böyle detaylar da var. Gerçekten güzel. Hoşuma gitti yani. Şimdi giriyoruz. Hemen mazotumuzu dolduruyoruz. Muhtemel burada motoru durdurmamızı isteyecek. Tamam. Şuradan hemen motoru durduralım. Öde diyelim. Ücretsiz doldurda video çıkacak karşımıza. Videoya gerek yok. Litresi 2.18 avroymuş. Tamam. Doldur diyelim. Şu an dolduruyor. Bakalım ne kadarlık kalacak. Oo, bayağı bitirmişiz ha. Biz parayı komple yakıta verdik. 1000 euro. Tamam, 1000 euroyu verdik. Yakıta verdik arkadaşlar 1000 euroyu. İşten ne kadar alacaktık? 2600 falan alacağız zannedersem.
Yani yarısını yakıta verdik neredeyse. Gerçekten sıkıntı. Bizim daha az yakan bir kamyon bulmamız lazım. Bununla zor. Bununla kar etmemiz zor. Bu arada yanımıza bir tane de ufak otobüs girmiş yakıt almak için. Şöyle biz içeriye geçelim de rahat rahat dönelim ya şuradan. Dışarıda birazcık kontrolü zor oluyor. Farlarımız mı kapanmış bizim? Heh, tamam. Hemen farları açtık. Yola çıkmak için hazırız. Artık yakıtımız da full. Şoförümüz birazcık yorgun ama bir saatlik uyku ona yeter ya. Hep topu ne kadar ki zaten 363 kilometrelik bir yol yani. Bir saatlik uyku bence yeter ona. Hatta ne kadar kalmış şöyle tekrardan göstereyim. 238'ini gelmişiz arkadaşlar. Büyük bir kısmı bitti diyebilirim. Evet, yolculuğumuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Şehir içine girdik. Şu an Zürih'teyiz. Yeşil ışık hemen geçelim. Buradan yolun karşısına geçeceğiz. Şöyle burada dışarıyı alsam daha iyi ya. Şöyle hem şehri de rahat rahat görürüz. Nasıl? Şehir detayı. Çok iyi değil mi ya? Gerçekten çok iyi. Benim aşırı derecede hoşuma gitti bu oyun. Biz doğru yolda mıyız şu an? Tamam, doğru yoldaymışız. Sıkıntı yok. Gerçekten oyunun grafikleri bambaşka ya. Harika. Özellikle gecesine de bayıldım. Şöyle etrafı göstereyim sizlere. Cidden on numara duruyor. Cidden harika bir görüntüsü var. Ekran görüntüsü de alabilseydik çok güzel olurdu ama şurada bir ekran görüntüsü almak isterdim gece gece ama alamıyoruz. Varış noktamız ileride. Birazcık ileriye gideceğiz, sonra soldan gireceğiz. Sebzeleri teslim edeceğiz. Bakalım başarılı olduk mu? Süresi var çünkü. Süreyi geçtiysek eğer başarısız diyecek. Çünkü şoförü bir saatte uyuttuk. Bakalım neler olacak. Şurada yine bir dinlenme yerimiz var. Buradan mı giriyoruz? Yoksa bir ilerisine. Buraya, buradan giriyormuşuz. Tamam. Şuradan gireceğiz ve yükümüzü teslim edeceğiz. Kapı açıldı yavaş yavaş. Bakalım nasıl bir teslimat sonu bizi bekliyor. Park etmeye atla. Şimdi burayı park etmek birazcık darmış. Biraz sıkıntı. Park etmeye atlayalım. Daha sonraki videolarda yaparız. Ne kadar para kazandık hepsini göreceğiz. Bu arada seviyemiz arttı. Ben zaten ilk sürüşte birazcık ilerletmiştim. Şu an 2 seviye olduk ve 3'ün de yarısını doldurduk arkadaşlar. Hasar cezası diyor. Ha, tamam. Yolda bir ufak bir kaza olmuştu. Hafiften bariyerlere sürtme gibi. O yüzden bir 73 oradan gitmiş. Yani her kazada para gidiyor. Onu da göz önünde bulundurmamız lazım. Sürülen mesafe 363. Geçen süre 7 saat 13 dakika diyor. Toplam gelirimiz de 2798'miş. Şeyi de ekleseydi buraya iyiydi aslında. Yakıttan bir giderimiz var ya bizim şimdi. 1000 oraya verdik. 2700 gitti. Bize 1700 falan kalıyor. Onu da ekleselerdi güzel olurmuş. Vallahi ben oyunu beğendim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.